Bu reformlardan bir tanesi de, en önemlisi de hukuk sistemimize arabuluculuk sisteminin dahil olması. Aslında bu arabuluculuk bizim yeni vakıf olduğumuz bir şey değil. Arabuluculuk bizim geleneğimizde var. Arabuluculuk bizim medeniyetimizde var. Ahilik Teşkilatı'ndan bu yana aslında dostane ve barışçıl çözüm yöntemlerini bizim atalarımız gerçekleştirmiş. Dünyada da son yıllarda giderek hukuk uyuşmazlıklarında çözüm yöntemleri, alternatif çözüm yöntemleri dediğimiz arabuluculuk sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önemli ilerlemeler var. Ve bu anlamda da biz aslında mevzuatımıza, hukuk sistemimize hukuk uyuşmazlıklarında ya da ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin sisteme dahil edilmesi noktasında aslında geriye de kaldık. Bu noktada geç de kaldık. Ama geç kalmış olmak demek burada özellikle bu konuda daha çabuk, daha hızlı davranmamızı gerektirecek çalışmaları da geriye bırakmamızı gerektirmez. Bu anlamda önemli çalışmalar 2013 yılında hukuk mevzuatımıza, sistemimize arabuluculuğu dahil ettik. Öncelikle ihtiyari arabuluculuk olarak başladı 2013 yılında. İhtiyari arabuluculuk kapsamında başarı oranı %90'ları geçti. Sonrasında 2018 yılından itibaren de dava şartı arabuluculuk, zorunlu arabuluculuk dediğimiz bazı dava türlerinde zorunlu arabuluculuğu başlattık. Dava açmadan önce arabulucuya gitme mecburiyetini getirdik. Öncelikle iş uyuşmazlıklarında, ticari uyuşmazlıklarda ve tüketici davalarında 2018, 2019, 2020 yıllarından itibaren mevzuatımızda yapmış olduğumuz değişikliklerle dava şartı arabuluculuğu da sistemimize dahil ettik. Tabii en son 7. yargı paketiyle yasalaşan dava şartı arabuluculuğun kapsamını daha da genişleten bir takım düzenlemeler yaptık. Özellikle kira hukuku, komşuluk hukuku, kat mülkiyetinden doğan davalar, tarımsal hizmet sözleşmesinden doğan davalar, yine menfi tespit istirdat davaları, iş hukuku ve ticaret hukukundan kaynaklanan, bunları da 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren, yani tam bir yıl oldu, bir yıldan bu yana da zorunlu arabuluculuk kapsamına alarak dava şartı arabuluculuğun kapsamını daha da genişletmenin gayreti içerisinde olduk. Ve bu anlamda toplamda 2013 yılından bu yana 6 milyon civarında uyuşmazlık arabulucuların önüne gitti. Zorunlu, ihtiyari toplam 6 milyon. Bu 6 milyonun 4 milyondan fazlası anlaşmayla sonuçlandı. Yani dolayısıyla başarı oranı %65. Zorunlu arabuluculukta %40'lara kadar düşüyor. İhtiyari arabuluculukta ise %90'ların üzerine çıkıyor. Ortalaması %65. Yani 4 milyon davanın yaklaşık 11 yıllık süre içerisinde yargı sisteminin içerisine girmeden dostane bir yöntemle, barışçıl bir yöntemle çözüme kavuşması demek, davanın iki tarafını düşündüğümüzde 8 milyon insanın mahkeme kapılarına düşmeden kendi davasını karşılıklı olarak, kendi uyuşmazlığını barışarak, tokalaşarak çözdüğü anlamına gelir. Bu da toplumsal barışa hizmet eden, davaların, uyuşmazlıkların daha az masrafla çözülmesini ve daha hızlı çözülmesini sağlayan, kazan kazan prensibiyle her iki tarafın memnun olacağı bir sistemi hukuk sistemimize kazandırmış olduk. Ve özellikle 1 Eylül 2023'ten itibaren de hem kira hukukunda hem de komşuluk hukukundan, kat mülkiyetinden, ortaklığın giderilmesinden doğan davalarda da aslında küçümsenemeyecek bir başarı elde ettik. Hatırlıyorsunuz, kira uyuşmazlıkları ile ilgili toplumda çok önemli serzenişler vardı. Kira fiyatlarının
yükselmesi nedeniyle kiracı ile kiralayan arasındaki tartışmaların arttığını görmüştük. 1 Eylül 2023'ten itibaren de kira davalarında zorunlu arabuluculuk başladıktan sonra bu uyuşmazlıkların neredeyse yarısı arabulucuya giderek çözüme kavuştu. Rakamlara baktığımız zaman gerçekten küçümsenemeyecek bir noktada bu anlaşmazlıklar. Kira davalarında 273.511 başvuru olmuş. Bunun 114.346'sı anlaşmayla sonuçlanmış. Yani 114.346 demek, iki tarafı olduğunu düşünelim. 228.000 vatandaşımız mahkemeye gitmeden aralarındaki kiracı ile kiralayan anlaşarak yoluna devam etmiş, tokalaşarak yoluna devam etmiş. Dolayısıyla aslında burada hem kiracı kiralayan ilişkisi, hem ortaklığın giderilmesi davaları, hem kat mülkiyetinden doğan davalar, bunlar aslında her iki tarafında bir arada yaşadığı, komşu olduğu, hatta aynı apartmanda yaşadığı, aynı asansöre bindiği kişiler. Dolayısıyla bunların mahkeme kapılarında karşı karşıya gelmeleri istemediğimiz bu durum. Dolayısıyla bunların barışçıl bir yöntemle tokalaşarak aralarındaki uyuşmazlığı çözmeleri toplumsal barışa hizmet eden çok önemli bir durum olarak karşımızda. Ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıkları, davaya intikal ettiğinde çok taraflı, yıllarca süren, 30 yıl, 40 yıl süren ortaklığın giderilmesi davaları var. Bunlarla ilgili de çok güzel örneklerin olduğunu, uyuşmazlığın kısa sürede çözüldüğünü, 30 yıl, 40 yıl süren bir uyuşmazlığın bir masa etrafına oturduğunda çok taraflı da olsa anlaşabildiklerini görüyoruz. Bu kapsamda 90.182 başvuru olmuştu ortaklığın giderilmesi davalarında, uyuşmazlıklarında. Bunun 15.315'i anlaşmayla sonuçlandı. Yani 15.000 demek, burada aslında iki taraf dersek 30.000 ama ortaklığın giderilmesi davalarında çok taraf var. Dolayısıyla neredeyse 100.000'e yakın insan ortaklığın giderilmesi davası uyuşmazlığı bakımından mahkemeye gitmeden kendi aralarında barışarak çözüme kavuştuklarını görüyoruz. Yine kat mülkiyeti uyuşmazlıklarından kaynaklanan 12.753 başvurunun 3.549'u anlaşmayla sonuçlanmış. Komşuluk hukukundan kaynaklanan 8.087 başvurunun 1.776'sı anlaşmayla sonuçlanmış. Tarımsal üretim sözleşmelerinden kaynaklanan 754 başvurunun 139'u anlaşmayla sonuçlanmış. Bu kapsamda kirayla beraber toplamda 1 Eylül'den itibaren dava şartı arabuluculuk kapsamına aldığımız uyuşmazlıklar bakımından toplam 273.511 başvurunun 273.511'i kira, toplam 385.287 başvurunun 135.125'i anlaşmayla sonuçlanmış. Bunun yanında arabuluculuğa ilişkin tüm başvuru sayılarına baktığımız zaman toplamda 4.175.011 yılı baz aldığımızda anlaşmayla sonuçlanma oranı %65. Bu aslında şunu ifade ediyor. Yılda 500 dosyanın bir mahkemede karara bağlandığını düşünsek, yılda 500 dosyanın 11 yılda, yani her yıl için yaklaşık 800'e yakın mahkemenin iş yükünün arabulucular tarafından çözülmesi demek. Bu neyi getiriyor aynı zamanda? Hem anlaşarak sorununu, uyuşmazlığı çözenler bakımından yargı süreçlerinde örselenmemelerini, fazla para harcamamalarını, daha kısa sürede alacaklarına, haklarına kavuşmasını sağlıyor. Barışçıl bir yöntemi, toplumsal uzlaşmayı sağlıyor. Aynı zamanda da yargının iş yükünü azaltarak yargıda devam eden davaların da kısa sürede sonuçlanmasını sağlayacak bir ortamı sağlamış oluyor. Dolayısıyla arabuluculuğa
önem vermeye devam edeceğiz. Şu anda 45 bin arabulucumuz var. Hukuk uyuşmazlıklarında görev yapan 45 bin arabulucumuz. Bunların hepsi hukukçu, avukat arkadaşlarımız. Özverili bir şekilde çalışıyorlar. Kendi aralarında arabuluculuğun geliştirilmesiyle ilgili olarak eğitim toplantıları gerçekleştiriyorlar. Barolarımız bunlara, arabuluculuğun geliştirilmesine önem veriyor. Bakanlığımız, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğümüz, Arabuluculuk Daire Başkanlığımız başından beri bu konunun daha da geliştirilmesi konusundaki çabaları sürdürüyor ve arabuluculuğun daha da geliştirilmesiyle ilgili olarak bizler de hiç durmuyoruz. Özellikle mevzuatımızın bu konuda geliştirilmesi lazım. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmekte olan 9. yargı paketinde de yine arabuluculukla ilgili bazı düzenlemeler var. Şu anda arabulucu olabilmek için 5 yıl kıdeme sahip hukukçu olmak ve eğitim sonunda da sınavı kazanmak gerekiyor. İdarenin taraf olduğu iş hukuku, kira uyuşmazlıkları gibi özel hukuk anlaşmazlıklarında arabuluculuk müessesesinin önemi günden güne artıyor. Çünkü arabuluculuk idarenin taraf olduğu bu uyuşmazlıklarda çözüme giden yolda barışın ve sağduyunun canlandırdığı güçlü bir nefes olarak karşımıza çıkıyor. Nitekim Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi dünya örneklerinde değişik şekillerde uygulansa da idarenin taraf olduğu anlaşmazlıklarda arabuluculuk müessesesi etkin bir şekilde işlemekte. Devletin yönetimi ve idaresi aslında toplumun nabzının tutulduğu yer. Arabuluculuk bu yönüyle vatandaşla devlet arasındaki mesafeyi kapatan, köprüler kurarak karşılıklı güveni yeniden inşa eden kıymetli bir yol. Arabuluculuk kurumu bir dava dosyasında kaybolmuş insan hayatlarını, katı kuralların arasında sıkışmış talepleri, resmi dille örtülmüş hak arayışlarını alır, bunları şeffaflık, güven ve sağduyuyla yeniden anlamlandırır. İdare bu müesseseye gönüllü bir yol arkadaşı olarak dahil olduğunda yalnızca adaletin tecellisi değil, aynı zamanda kamusal vicdanın huzuru da sağlanmış olur. Bu çözüm yolunda idare bir dost gibi yaklaşmalı, dayatma yerine rızayı seçmelidir. Çünkü arabuluculuğun özü zıtlıkların ve kavganın değil, uzlaşının ve ortak insani değerlerin zaferidir. İşte bu yüzden arabuluculuk, idarenin taraf olduğu uyuşmazlıklarda özellikle bir güç gösterisi değil, aksine merhamet ve akıl yolculuğudur. İdarenin taraf olduğu bu uyuşmazlıklarda arabuluculuğun varlığı, insanımızın devlete duyduğu güveni derinleştirmekte, toplumsal barışın altyapısını sağlamlaştırmaktadır. Dolayısıyla arabuluculuk, vatandaşın hem maddi hem de manevi menfaatini korurken, kamuya da harç, gider avansı, vekalet ücreti gibi maddi külfetlerden koruyan bir sistemdir. Böylesine faydaları olan, idarelerin taraf olduğu uyuşmazlıklarda arabuluculukla şu ana kadar yaklaşık 80 bin anlaşma sağlanmıştır. Bu kapsamda bazı kurum ve idarelerin anlaşma sayılarına bakacak olursak, bakanlıklarca 7.537, büyükşehir ve il belediyelerince 27.708, üniversitelerce 9.231 anlaşma yapılmıştır. Bu rakamı değerli buluyoruz ancak yeterli bulmuyoruz. Bugün bir araya gelmemizin önemli nedenlerinden biri de bu sayıyı daha da yukarılara taşımak için yapılması gerekenleri tartışmak ve ortaya koymaktır. Bu açıdan Sayıştay'ın vermiş olduğu kararı değerli buluyoruz. Kararda bir büyükşehir belediyesi komisyonunca iş mahkemesinde bir işçiyle ilgili verilen kararın diğer işçiler için de emsal alınarak arabuluculuk yoluyla anlaşma sağlanması olayında ilgili mahkeme kararı temyizde sonradan bozulsa dahi Sayıştay ilgili belediyenin sorumluluğuna hükmetmemiştir. Sayıştay kararı, mahkeme tarafından verilen bir karar doğrultusunda
idarenin anlaşması durumunda sonradan ilgili karar temyizde bozulsa dahi idarenin sorumluluğunu ortadan kaldırması yönüyle sizlerin elini rahatlatması yönüyle önemlidir. Bu kararı da dikkate alarak idare adına daha rahat bir şekilde arabuluculuk masasına oturacak olan siz komisyon üyelerinin yapmış olduğu her bir anlaşma toplumsal barışa katkı sunmakta, kamu yararını sağlamakta, mahkemelerin iş yükünü azaltmakta ve devleti oluşabilecek bazı mali yüklerden de kurtarmaktadır.